Yeni görevinin karşılığı olarak. Yeter yemleme ya ben artık. Aç önümü yürüyeyim. Her şey sırayla. Önce Dila'yı koruyacaksın. Kimden koruyacağım? Dila Şeref'in ölümünü çözmeye çalışacaktır. Olur olmaz herhangi bir tehlike yaşansın istemem. Onu yalnız bırakma. Gözüm kulağım ol. Beni kızının yanına ajan mı sokuyorsun? Üçümüzün iyiliği için. Şeref'le Ayhan'ı öldürdüğün ortaya çıksın ister misin? Ben ortağımın ölümüne sebep olduğum bilinsin istemem. Hele kızımın bu savaşın ortasında olmasını hiç istemem. Ne diyelim patron sensin. Ne diyorsan o. Güzel. Kuzgun'un babamı öldürdüğünü nasıl öğrendin? Kuzgun en başından beri intikam peşinde. O yüzden o günlerde ne yaptığını araştırdım. Kimin peşinde olduğunu bilince cevaba daha kolay ulaşıyorsun. Akıl yürüttüm yani. Babanı bu restoranda pusuya düşürmüş. Bak buradan gizlice içeri giriyor. Peki Rıfat amca burada ne yapıyor? Burada buluşacaklarmış. Ama baban hiç gelmemiş. Kuzgun babamla Ayhan restorandayken kimin arabasına biniyor gördün mü? Kuzgun babanın arabasıyla içinde Ayhan ve senin baban varken başka bir tarafa gidiyor. Restorandan 8 kilometre uzakta. Yarım saat sonra onları öldürüyor. Hala başka bir kanıt istiyor musun? Hanımefendim. Günaydın. Günaydın baba. Çıkıyor musun? Hı. Bora'yla görüşmem var. Hı. Kuzgun da seninle gelsin. Sebep? Koruman olarak. Ay baba yapma Allah aşkına daha neler. Bir tanem ben istiyor musun diye sormuyorum. Bildiriyorum. Şeref davasıyla ilgileneceksen başka seçeneğin yok. Kuzgun koruman olacak. Aklım sende kalmasın. Hı? Dünya bir yana, sen bir yana. Sen de öyle. Görüşürüz. Ali babasını mı koruyor yoksa Kuzgun'la birlikte babasını da mağaradan çıkarmak istiyor? Onun derdi Kuzgun. Babasını bize vermeden Kuzgun'u yok etmeye çalışıyor. Ali'nin sorunu kendini fazla zeki sanması. Hırsına çabuk yeniliyor. Dila Bilgin, o nasıl biri dersin? Aykırı bir tür. Dün elini sıktım. Eldivensiz. Nasıl hissettin? Bugün neymiş gibi. Sadece bugün de. O anda. Bellekten Rıfat'ın görüntüsünü atın. Sonra restoranda çalışan bir adam bul. İnandırıcı bir şekilde görüntüleri Dila'ya ulaştırsın. Niye onu babanın meselesine bulaştırıyorsun?
köksüzleştirmek için. Dila'daki kuzgunu yok etmek için. Sen bu avukatlık dalgasına niye dahil oldun ki? Mesleğim olduğu için olabilir mi? Ya bırak Allah aşkına. Kendini de kandırma beni de. Tamam bu herif babasının katilini bulmaya çalışıyor da... öyle hakla hukukla falan alakası yok. Kimse yemesin beni. Size bu üniversitelerde alemin maşası olmayı mı öğretiyorlar? Ne yapıyorlar? Bendeki sistem gazla çalışmıyor kuzgun. Söylesene. Harbi harbi soruyorum. Diyelim katili buldun. Ne yapacaksın? O herife teslim edip ipini mi çekeceksin? Sen niye merak ediyorsun bunu bu kadar? Öyle. Ediyorum. Cevap ver. Ne kadar dalar karanlığa. Niye? Seninkilerle mi yarıştıracaksın? Ben seni korumaya çalışıyorum. Korumaya çalışıyorsun. Beni senden kim koruyacak kuzgun? Seni benden kimse koruyamaz. Masa örtüsü. Tamam Meryem abla, ellerine sağlık. Sağ olasın. Ha bu arada Meryem abla, ekstra bir iş var. Bir de sonra masa örtüsü dikilecek. Direkt mekan sahibi istiyor. Aracı yok, bütün para sende kalacak. Dikeriz, olur. Sen ölçüyü öğren. Kaç tane masa var? Kumaşı onlar mı verecek? Vallahi abla aynısını bilmiyorum. Eğer istersen haber vereyim, gelip seni alsınlar. Bütün her şeyi kendin konuş, fiyatını kendin ver. Tamam, olur olur. Bu sıralar sıkışırız. Allah razı olsun senden. Allah senden de razı olsun abla. Görüşürüz. Kolay gelsin kızım. Buyurun teyze. Bir iki dakikalığına gelebilir miyim yavrum? Kuzgun evde yok biliyorum. Ya biz bir otursak. Merak ediyorum sen kimsin? Oğlumla nerede tanıştınız? Ha? Kızım iki dakikacık ha. Güzel kızım. Hadi. Lütfen otursana. Ayakta beklemene gerek yok. Misafirliğe gelmedim. Benim önce bir konuyu netlemem lazım Bora. Katil ya da katilleri öğrenince ne yapacaksın?
Babama karşılık ailesinden birini alacağım. Söylememi beklediğin şey bu. Yapmam gereken de. Ama ben babamın devrini sürdürmek istemiyorum. Güzel. Çünkü şu noktada birbirimizi net anlamamız önemli. Ben senin kendi adaletini sağlaman aracı olmam. Katili bulabilirsen... sana söz veriyorum. Adalete teslim edeceğim. Ama lütfen... kendi adaletini sağlayan biri olmama müsaade etme. Varlığıma çok anlam yüklüyorsun. Kendini benim gözümden görmediğin belli. Bugün yeni bir şey öğrendim. Babamın öldürüldüğü gün. Pardon. Beykoz'da bizim restoranda bir randevusu varmış. Gitmiş mi peki oraya? Bildiğim tek şey ajandasına not düşmüş. Tamam, ilgileneceğim. Atlasçım lütfen. Efendim? Kreşe gitmek istemiyorum. Neden? Kötü rüya gördüm. İlk defa görmüyorsun ama. Gördüklerimiz sürekli değişir ama değil mi Atlas? Evet. Hı hı. Biliyor musun? Ben çok güzel rüya dinlerim. Anlatmak ister misin? Dila yabancı sayılır mı? Sayılmaz. Ona güvenebiliriz. Ben kreşe gidince babam rüyamda ölüyordu. Demek sen Dila'nın sihirli formülünü hala bilmiyorsun. Sihir diye bir şey yok. Allah Allah. Bunu da kesin baban söylemiştir. Sana bir sır verebilirim. İster misin? İsterim. Çocukken çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kaybolmuştu. Kimse onu bulamadı. Ben yaşarım da o ölür diye çok korkuyordum. Ama sonra sihirli bir formül buldum. Sihir mi? Evet. Başucuma ikimizin resmini çizdim. Resmi silmezse kimse kimsenin elini bırakamaz değil mi? Evet. Bence sen de deneyebilirsin. Sevdiğin kişiyle el ele resmini çiz. Sen okuldayken o resmi onu korusun. Olur mu? Olur. Anlaştık o zaman ortak. Senin resmini çizebilir miyim baba? Resmin bitince gidebiliriz. Ben artık gideyim.
Tabii. Nasıl istersen. Gelişmelerden seni haberdar ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz tanışamadık seninle bir türlü. Bora Bey. Kuzgun ben. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Olur. Kuzgun. İyi günler. Niye böyle bir şey yaptın? Ne yapmışım? Adamın hassasiyetini bildiğin halde niye tokalaştın? Ha, sen farkındasın yani mevzunun. Farkında falan değilim. Şermin söyledi, bilmiyorum ben de. Bir hassasiyeti varmış işte. Ay kıyamam. Hassasiyetim varmış. Sana dur hassasiyeti. Çünkü sen o adamın elini her tuttuğunda diyorsun ki... Sen beni seçtin, ben de bunu kabul ediyorum. Bunun da farkındasındır herhalde ha? İlan eder gibi. Benim düşmanım olabileceğini zannediyor. Onu ezip geçeceğimin farkında bile değil. Önce kalbini alacağım. Kime alalım? Babama karşılık annesi. Kuzgun'un gözü önünde annesini öldüreceğim. Tanışıyorsunuz Kuzgun'la. Nevşehir'den. Nevşehir'den mi? Çok yakın. Yani çok da yakın değil aslında. 8 saat uzak. 8 saat hiç uzak olur mu kızım? Bilseydim. Siz neden hiç görmeye gelmediniz? Yani tabii o da sizi. Önce sen anlat kızım. Nasıl tanıştınız? Nasıldı hali vakti? Hiç mi bilmiyorsunuz?
Onlar abimle çocuk hapishanesinde tanışmışlar. Hapishane mi? Ben daha doğmamışım o zaman. Akça hapishanedeymiş. Akça. Akça'ya alışkınız biz. Yetimhanede vermişler ismi. Bize öyle anlattı. İyi misiniz? Değil. Ben artık nasıl iyi olur bilmiyorum. Daha fazla anlatmayayım istiyorsanız. Yok kızım, anlat. Kuzgun'un bunları yaşarken ayakta kaldıysa ben de dinlerken ölmem. Ancak utanırım. Söylediği restoran ama. Bu herif seni niye kullanıyor ki? Ne demek şimdi bu? Hayır yani memlekette toy avukat kıtlığı var da benim mi haberim yok? Seni kullanmasına gerek yok ki. Önüne ne atsa yiyorsun zaten. Bravo ya Kuzgun. Kabalaşmada ışık hızındasın, yetişemiyorum. Gerçeğe hediye paketi yapmam. Sana kim böyle bir misyon yüklüyor acaba? Ya bak bana böyle bilmiş ayakları yapma ha. Git o anlat, ben yemem. Ne oldu, ne bakıyorsun? Söyle. Böyle olmayacak. Sakin bir yerde dur. Böyle kafana göre inemezsin bu arabadan. Beni yanında istemiyorsan git babanla konuş. Ben de çok meraklıyım sanki. Sakin bir yerde durur musun lütfen? Ha, söyle. Sen niye benimle böyle harturt konuşuyorsun ya? Büyükada'daki akşam yüzünden mi? Unut o akşamı. Bitti gitti. Ne gülüyorsun? Hiç. Tornistan iyidir. Onu diyorum. Sadece normalleşelim istiyorum Kuzgun. Senden başka hiçbir beklentim yok. Ben sana aşığım, sen bana değilsin. Bitti gitti, konu kapandı o kadar. Merak etme. Hayatta en iyi yapabildiğim şey hislerimin üstesinden gelmektir. Ha, iyi tamam. Gidelim mi? Lütfen. Olur. Peki buraya gelmeye nasıl karar verdi? Bu ailenin yanına girmeye. Benimle bunları pek konuşmazlardı. Akça'yla abim. Teyzeciğim artık izin verirsen. Tabii kızım, tabii. Sağ ol. İyi misiniz? İyiyim canım. İyiyim, sağ ol. Kuzgun'un odası mı burası? Yaralı halde kaldırılıyor hastaneye. Sonra devlet el koyuyor duruma. Yetimhaneye alıyorlar, kimlik çıkartıyorlar.
adı Akça oluyor. Kuzgun'un çok sabıkası var. Çok. Sokak çocuklarına hiç dayanamaz. Hayvanlara bir de. Elindeki ekmeği bölüşmez, direkt verir. Açlığı bildiğinden, çok çektiğinden herhalde. Şeref Bey o gün buraya hiç gelmedi yani. Hayır Dilya Hanım, hiç gelmedi. Peki o güne ait kamera kayıtlarınızı görebilir miyim? Maalesef o hafta kamera sistemleri bakımdaymış. Hiç kayıt yok. Enteresan. Peki o zaman. Yardımınız için teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Saat 5'te Beykoz iskelesinde. Aradığınız görüntüler bende. Hayırdır? Önemli bir şey değil. İyi. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. İçeride hanımefendiye ne verdin lan? Not abi. Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Senin niyetin lan? Ne notu? Kuzgun. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Sohbet muhabbet. Sakın bir yere kaybolma. Dışarıdaki gri arabanın yanında beni bekle. Senin derdin ne? Bir şey yok. Yolunu açıyorum. Kestirmeden. Öyle notla kitapla uğraşma diye. Ne verecekti o sana? Sana ne? Seni ilgilendiren bir şey olsa bilirdim. Ben baban ne istiyorsa onu yapıyorum. O heriften ne alacaksan söyle bana, ben alırım. Sen uğraşma. İstemiyorum. Madem istemiyorsun... Seni yanımda istemiyorum Kuzgun. Paşa gönlüm bilir. Bugün yeni bir şey öğrendim. Babamın öldürüldüğü gün. Beykoz'da bizim restoranda bir randevusu varmış. Görüntüler sende mi? Alayım. 10.000 lira ver, senin olsun. Oo. Ama benim sana daha muazzam bir teklifim var. Sen o görüntüleri bana ver. Ben de iki cinayet davasına ilişkin delilleri karartını savcılığa bildirmeyeyim. Hı? Sen seç. Para mı, özgürlük mü? Aklın yolu bir. Şeref Dağ Aslan'la o gün restorana geldi mi? O güne dair her şey elinde. Thank you.
Artık işleri toparlama zamanı geldi. Birlikte tohum işini yapacağız. Ben tohum kaçakçılığı işinde yokum. Daha önce bunu Şeref'e de söylemiştim. Boğulacağım denize girme. Bu işi sen olmadan yapamam. Kargo gemilerine ihtiyacım var. Ben bu işte yokum. Olacaksın Rıfat amca. Bu meselenin üstünde babamın kanı var. Ne demek bu şimdi anlamadım. Bu işi babamın bir vasiyeti gibi düşünmelisin. Tohum işini yapacağız Rıfat amca. Sen istemiyorsan bırak Ali ile yapalım. Olur. Ben varım. Peki sen icazet aldın mı? Anlamadım. Şeref'in masadaki yerine oturabilmen için Behram Adıvar'dan icazet alman gerek. Kim o? İsmini bas sağlığı ilanında gördüm. En tepedeki isim. Behram Adıvar'ın izin vermediği kişi bizimle iş yapamaz. Tamam. Nasıl alınacak bu izin? Behram Adıvar dervişe bir haber gönderecek. Derviş sana bir takım elbise dikerse izni aldım demektir. Beni özledin, görmeye mi geldin? Sen tasalanma piknik tüpü. Ben kimseyi özlemem. Hazır mı her şey? Restoran boşaltıldı mı? Evet. Tamamen bize ait, bomboş. Kadının işini nasıl bitireceğiz? Annesinin sonuna Kuzgun karar verecek. Kalbinin annesi için attığını görmem lazım. Kuzgun'un annesini kurtarmaya gelmesini mi bekleyeceğiz? Annesini kurtarmaya gelirse Meryem Hanım ölecek. Bu gideceğimiz yer tam olarak neredeydi? Beykoz sırtlarında abla. İşini ben yapayım. Ali, olmaz dedim. Kendi girmediğim riske seni sokmam. Risk misk yok baba, güven bana. Bırak Bora ile ortak olayım. Bir şans ver bana. Seni mahcup etmem. Kapıyı çaldığını duymadık. Ha, çalmadım çünkü. Konuşmamız lazım baş başa. Senin havan kime lan? Konuşmamız lazım, acil. Ali'nin yanında konuşabilirsin. Ali benim oğlum değil, senin oğlun. Ben sadece seninle konuşurum. Seni gebertirim lan. Ali! Kimin yanında olduğunu unutma. Nasıl konuştuğunu duymuyor musun baba? Tamam dedim Ali. Hadi oğlum. Bu hadsizliğini unutacağım, bir şey söyle bana. Bora babasını öldürdüğümüzü biliyor. Dilan'ın önüne atmaya çalışıyor bizi.